it like it or not. There is a moment meant for us. And now you made it, but I already played. Arkadaşlar, herkese selamlar. Bugün yeni bir videoyla sizlerleyiz. Bugün ne çekiyoruz? Izdırap çekiyoruz. Evet. Bugün Akın'ın biliyorsunuz 2018 YT Capra Pro Race'i vardı. 27.5 canttı. Benim YT Capra Pro 29'du. O solda attı o sıra. Alamamıştı çünkü şeyde stokların dışındaydı. 2019'ları tanıtıldı YT'nin hafta. Geçen hafta. Stoklarda yine geçen seferki hataya düşmeyelim diye, geç kalmasın diye satın aldı 2019 modelini. Bugün onun kurulumunu yapacağız. Kurulum esnasında zaten %80 kurulu geliyor da yine de kurulumunu yapacağız. Nasıl kurulduğunu göreceksiniz. Eski bisikletle farklarını göstereceğiz. Bir video çekeceğiz bugün. İnşallah beğenirsiniz. YT Capra Pro Race 2019 29 jant yeni bisikleti kuruyoruz bugün. Siz de altına yorumları yazarsanız, beğenip beğenmediğinizle ilgili, size ona göre size geri dönüş sağlayacağız. Bisikletin kurulumuyla ilgili gerekli parçaların falan olduğu bir kutu bu. Zaten bu bisiklette her şey olduğu için bütün aletler falan. Ben onları kullanarak burada en son açmayı tercih ettim. Kullanma kılavuzu, hatta arka şokun pompası, diğer anahtarı, yani pedalların göbeği değiştirmek için falan. Bir de bu tork wrench dediği şey var. Bir de şeyler var. Mesela burada garantiyle ilgili bir sorunuz olduğunda bunun markası Fox. Direkt gidip YT'ye böyle şurada durumlar demiyorsunuz, Fox seçtik ürünlerde geçiyorsunuz ama onun garanti belgeleri var. Bir tane uyduruk pedal var. Thank you.
Hello, how'd you do? I'm not broken, I'm just split in two. Hope you're fine, ain't got time to do everything you said you would. Frames of the past and the memory of you just come running by. Pictures of sunny days with your smile in the park. How could they say I was broken? How could they say you made me come undone? Now I know that it's okay. Unlike my friends, you are nothing like them. Oh! How could they say I was broken? How could they say you made me come undone? Now I know that it's okay. Unlike my friends, you are nothing like them. Try to be cool, even where shirt you wanted to. My friends think I'm lame. Since I met you, I am not the same. It was not meant to be a fairy tale with a happy end. Girl, you take care now. I hope we can be friends. How could they say I was broken? How could they say you made me come undone? Now I know that it's okay. Unlike my friends, you are nothing like them. Oh! How could they say I was broken? How could they say you made me come undone? Now I know that it's okay. Unlike my friends, you are nothing like them. You do. I'm not broken, I'm just split in two. Hope you're fine, ain't got time. Evet arkadaşlar, bisikletin kurulumunu yaptık. Şimdi Akın eski bisikletiyle yeni bisikletini karşılaştıracak. Aralarında ne farklar var onları gösterecek. Şimdi bu 2018 YT Capra CF Pro Race 27.5 jantlı. Bu da aynısının 2019 versiyonu ama 29 jantlısı. Bisikletlerin, zaten ben sıfırdan her şeyini anlatmayacağım. Bu bisiklet için bir tanıtım videosu çekmiştik ve Öner aşağı linkini koyar. Oradan hani bu bisiklet nedir, içinde ne vardı ne yoktu her şeye bakabilirsiniz. 27.5 jantlı. Bunun süspansiyonundaki mesafe, yaylanma mesafesi 18 cm. Bunda 17 cm. Bunun arkadaki şokunun arka lastiğe verdiği yaylanma mesafesi 18 cm. Bunda yine 17 santimetre. Sebebi? Çünkü bu 29 jant. 29 jant ve aynen öyle. Çünkü bu iki bisiklet arasında herhangi bir fark yok. Sadece biri 29 jantlı, biri 27.5 jantlı. Her şeyi neredeyse rengi haricinde ve geometrisi haricindeki her şey farklı. Bu biraz daha taşlı ortamlarda daha az sarsılmayla daha kontrollü yüksek bir şekilde gidebilmek için 29 jantla donatılmış bir bisiklet. Yine E13'in İşte farklı bir modeli. Biraz bu, daha kalın. Ya kalın hem de şey, LG1 diye farklı bir modeli var. Sayfasından bakarsınız. Bu downhill'ler için kullanılan bir şey. Bu biraz daha trail için kullanılan bir model. Frenler falan hep aynı. Frenler falan aynı. Şeyin yine dörtlü balata. Evet, dörtlü, dört pistonlu frenleri var. SRAM'in. Şimdi sen bu mesela bu bisiklette, eski bisiklette olan ekstralar, bu chainring, orta göbek küçülecek. Evet. Bu orijinali olan, yani 26 olan. Orijinal dediğim, yani bizim eski bisiklette değiştirmemiz gereken boyut. Çamurluk takılacak. Hatta pedallar değişecek. Koltuğu değiştireceğim, evet. Pedallar yine titanyum. Neydi bu, Race Face miydi? Bu Race Face, evet. Race Face'in titanyum modeli şey, gelecek. Şey, Race Face yok pardon ya. Crank Brothers. Crank Brothers'mış. Benimkiler Race Face'ti. Crank Brothers'ın titanyum modeli gelecek. Onun haricinde lastikleri işte Maxxis'le değiştirecek. Gördüğünüz gibi eskisinin zaten Maxxis Minion modeli, yenisinin E13 aslında çok güzel lastik, çok yumuşak lastik ama aşırı çabuk bitiyor. Bir de tırmanışlarda biraz bunun dişleri biraz daha yanlarda
inişe elverişli, yani yanlarda tutunsun diye inerken bu biraz daha yuvarlak geliyor. Bunun mesela yere sürtünmesi daha az olduğu için yokuşları daha rahat çıkıyor. Bunun yere sürtünmesi daha fazla olduğu için yokuşları daha rahat iniyor. Fakat biz hep iniş yapmadığımız için, genelde çıktığımız, tırmandığımız da için, lanet olsun ki diyorsun. Lanet olsun ki. Maxxis tercih ediyoruz. Buradan zaten görebiliyorsunuzdur lastik farklarını, jant farklarını, 27.5 ile 29'un. Onun haricinde başka bir fark yok bisikletlerde. Dediğim gibi koltuğunu değiştirecek. İçindeki lastikleri tubeless yapacak. Şu anda tubeless ready. İç lastiklerini çıkaracak. Onun içine bir sıvı koyacak. Tubeless olacak. Yani yolda giderken patladığında o sıvı patlak noktaya gelip temas edip gideceğiniz yere kadar sizi yolda bırakmadan bisikletin ilerlemesini sağlayacak. Pedalları takacak. Çamurluğu takacak. Chainring'i değiştirecek. Kamera aparatını takacak buna. Efendime söyleyeyim. O kadar. Başka bir şey zaten gerek yok. Evet, şimdi can alıcı noktaya geliyoruz. Fiyat bölümündeyiz. Şimdi bu bisiklet YT Capro Pro Race 2018 full karbon modeli 27.5 jant. Kaç paraya almıştınız Akın Bey bunu? 5199 artı KDV. 100 dolar artı KDV'ye alınmıştı. Burada dediğim gibi bisiklet piyasası gayet hareketli olduğu için aynı araba piyasası gibi. Cranklist denen bir site var. Türkiye'deki sahibinden.com gibi. Oraya koyduk. 4500-4400 civarlarına satılacağını düşünüyoruz. Yeni bisiklet. Kara Şimşek'e geldik. 299 artı KDV. Yani 200 dolar evet. Fark var aralarında. Doğru. Öyle bir şey yaptı. 200 dolar fark var aralarında. Bu 2019 model. YT Capro Pro Race. Full karbon 29 can. Yani bu fiyatlar bu YT bisikleti Alman malı. Almanya'da Euro. Amerika'da dolar olarak geliyor. Yani Amerika'da 5200 dolarsa Almanya'da 5200 Euro. Türkiye'de de 5200 TL olsa ama olmuyor işte. Gördüğünüz gibi el oyuncusu koyuyor. Akın Bey'in ZC'si. Merhaba. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basın. Ve Akın Bey'e bir hayırlı olsunuzu alırız. Teşekkür ederim. Kazasız belasız kullanmak adına. Ayrıca bu bisikletle ilgili 3 aylık kullanım videosu da çekeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İnşallah beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.